2019'da bu tezkereye evet diyen Cumhuriyet Halk Partisi, bakın bu örnek önemli, ve Kemal Kılıçdaroğlu 2021'de bu tezkereye ne dedi? Hayır dedi. Terörle mücadeleye HDP ile birlikte karşı çıkan CHP'yi eleştirdi. Ortaklığın tezkere oylamasına yansıdığını belirtti. Bunlar da çıktılar tezkereye hayır dediler. Tezkereye, bu tezkereye hayır demeyi peki nasıl bir dezenformatif hale getirdiler? AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen il danışma toplantısında konuştu. Ünal'ın gündeminde PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte Irak ve Suriye tezkerelerine hayır oyu kullanan CHP vardı. Suriye ve Irak tezkeresi neden önemli? Çünkü bizim toprak bütünlüğümüzü ve sınır güvenliğimizi sağlamak için sınır ötesinde terör kaynağında kurutmamız gerekiyor. Ünal, tezkereye karşı çıkan CHP ve HDP'nin ortaklığına dikkat çekti. 2019'da bu tezkereye evet diyen Cumhuriyet Halk Partisi, bakın bu örnek önemli, ve Kemal Kılıçdaroğlu 2021'de bu tezkereye ne dedi? Hayır. HDP dedi ki 2023 seçimlerini düşünüyorsan eğer tezkereye hayır diyeceksin. Mahir Ünal, sosyal medyadan yayılan yalan haberlere karşı sürdürdükleri çalışmalara ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Avrupa Birliği internet ortamına ilişkin iki tane temel kırmızı çizgi koydu. Bir tanesi terörle mücadele, ikincisi dezenformasyonla mücadele. Türkiye maalesef dezenformasyona maruz kalan ülkeler arasında birinci sırada. Türkiye'deki haberlerin %49'u dezenformasyon içeriyor.